size trafikle ilgili birkaç bilgi vermeye geldik. Birden yola atlamayacaksın. Karşıdan karşıya geçerken ilk başta sola, sonra sağa, tekrar sola bakacaksın. Kontrol ederek karşıdan karşıya gideceksin. Tamam? Söz mü? Tamam. Kırmızı ışıkla geçenlere ceza var mı? Evet. Kırmızı ışık gece lambası değil orada hanımefendi. Elbette ki cezası olur. Peki bir şey soracağım. Evet. Trafik polisi olmadan kırmızı da geçerse? Şimdi kurallara uydukları sürece herhangi bir şey yok. Kurallara uyulmazsa sonuçta ceza var. Dinimizde trafik kuralları var mı? Efendim? Şimdi dinimizde trafik kuralları şöyle. Dinimizde trafik kuralları yok ama şöyle bir şey var. Kaza. Şöyle ben orayı konuyu şöyle getireceğim. Kaza olduktan sonra birisi yaralandıktan sonra sen onun hakkını almış oluyorsun. Eğer orada birisini öldürürsen ne olacak? Veya yaralandı, sakat bıraktı. Ölen kişinin vebali bize oluyor arkadaşlar. Evet. Yani ben Nas suresi... Hayır işte tövbeyle falan o iş. Hocam Nas suresi mi öyle bir şey değil. Kul hakkına giriyorsunuz. Kul hakkında tövbeyle kullanılıyor musunuz? Ben bir şey söyleyeyim mi? Evet. Nasıl? Bakın çocuklar beni duyabiliyor musunuz? Şimdi bizim peygamberimiz şöyle diyor. Yolda insanlara eziyet veren şeyleri kaldırmak insanların Müslümanlığının güzelliğindendir. Trafik kurallarına uymayan yayalar ve araçlar ne yapıyor? Yolda insanlara eziyet veriyor, değil mi? Ona buna mani oluyor, yolu kapatıyor. Dolayısıyla trafik kurallarına uymak bir insanın Müslümanlığının, İslamlığının güzelliğindendir. Bunu diyen kim? Peygamberimiz. Onun için trafik kurallarına uymak zaten Müslümanlığın içinde vardır. Çocuklar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Size derslerinizde başarılar diliyoruz. Derslerinizde çok iyi çalışın. Tamam mı? Biz sizinle gurur duyuyoruz. Evet. Tamam, hadi. Hadi alkışlıyoruz.